Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Sesim az çıkıyor. Evet, çünkü halen buralarımda doluluklar var. Onları bir türlü boşaltamıyoruz ama orası da düzelecek. İyi haber şu, benimle ilgili ciğerlerime korkulan etki olmamış. Yani ciğerlerimde normal bir KOAH var, ondan başka bir etki yok. Kan tahlillerim de güzeldi zaten. Söylemiştim biliyorsunuz. Neyse. Ama bu videoma önce bir kötü haberle başlayacağım. Sonra iyi bir haberle dengeyi kurmaya çalışacağım. Sonra da gündeme geleceğim. Sinan Ateş cinayetine. Kötü haber. AKP Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Özaseki konuştu yine. Ve bakın ne dedi. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok kötü bir haber. Abi, dünyayı bu iktidarın yönetiminde ilk ona sokabilme imkanı sıfır. İhtimali o da sıfır. Bundan 20 sene önce aldıklarında Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. 20 senede Türkiye'yi 22. büyük ekonomi noktasına düşürdüler. 5 basamak gerilettiler. Hatta bu sene 23'e düşüyoruz. E şimdi düşünebiliyor musunuz abi? Sen 20 sene gel, ülkeyi yönet, ekonomiyi ilk 10'a çıkarmak bir tarafa, ilk 17'den ilk 22. hatta 23. sıraya düşürür. Bir de şimdi biz bunu 10. sıraya çıkarıncaya kadar çalışacağız de. Abi yandık yani, kötü. Ama neyse, iyi haber Meral Akşener'den geldi. O da İstanbul İyi Parti İl Kongresi'nde bakın ne dedi. Bugün bize Müslümanlık satanlar, hadi oradan. Yuh olsun size. Yuh olsun size. Atatürk'ümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Evet, bir defa şunu lütfen herkes kabul etsin. Altılı masanın içinde Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla ya da Atatürk'ün değerleriyle kavga eden bir tek siyasi parti yok. Haliyle bir tek siyasi parti genel başkanı da yok. Dün anlattım, Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da açıklamasını eksik anlatıyorlar. Ne Ali Babacan ne Ahmet Davutoğlu, efendim biz eşit şartlarda koyacağız, ortalığı kilitleyeceğiz, böyle bir şey söylemediler. Neyse, o konuya bir daha girmek istemiyorum. Ama bir kez daha şu kadarını söyleyeyim. Altılı masa dediğimiz masanın genel başkanları, işlerinden herhangi birisi ya da işlerinden olmayan birisi Cumhurbaşkanı seçildiğinde Cumhurbaşkan yardımcısı olurlarsa stratejik konularda hem Davutoğlu hem Ali Babacan üstüne basa basa söylüyorlar. Stratejik konularda biz de fikrimizi söyleyeceğiz, ortak karar alacağız. Ya biz Erdoğan'dan niye şikayet ediyoruz? He? Dün de söyledim. Abi tek başına her türlü karar alıyor. Savaşa sokuyor, savaştan çıkarıyor, enerji buldum diyor, enerji gemileri gönderiyor. Ya her konuda ama insanları hapse atıyor, hapisten çıkarıyor. Hem buna itiraz ediyor muhalif görünenler, ki ben onlara kripto AKP'li diyorum, kripto Erdoğancı diyorum. Hem Erdoğan'ın bu tek adamlığına itiraz ediyorlar, hem de tek adam olsun istiyorlar. E böyle şey olmaz. O zaman inandırıcılığını kaybediyorlar bunlar. Bu açıdan bakıldığında Meral Akşener'in bu konuşması dört dörtlük bir konuşma. Hiç kimseyle kimsenin derdi yok. Altı lider birbirleriyle gayet uyum içindeler. Eğer o konuda da yani altısından biri genel cumhurbaşkanı adayı olmaz ve cumhurbaşkanı olmaz ise ya da işlerinden bir cumhurbaşkanı olur beşi olmaz ise belli ki cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmaları konusunda daha henüz tam mutabakata varmamışlar. Haksızlar mı? Bence haklılar. Neden? E bir dakika daha. Biraz daha bekleyelim demekte bence fayda var. Belki partilerinin başında mecliste olmaları gerekecektir genel başkan olarak.
onları bilmiyoruz. Belki yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın da altına, şimdi Erdoğan'da olduğu gibi beraber karar verebilecekleri bir tek başkan yardımcısı vereceklerdir. Bunlar hiçbirisini bilmiyoruz. Bunları sonra önümüzdeki süreçte tartışmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Canlarım, Cevheri Güven yine dersinde çalışmış. Cevheri Güven'den nefret edenler bana FETÖ'cü diyecekler, biliyorum. Ya Sinan Ateş'e bile rahmetliye FETÖ'cü diyen bu ahlaksız bir ruhu sakın ciddiye almayın. Başverin. Ben onları hiç ciddiye almıyorum. Ama ben, bakın, korkusuzda da geçen gün yazdım. Ben altılı masanın HDP ile ve KYK'larla mutlaka sıcak ilişki kurmasından yanayım. Bir diğerine de korkusuzdaki yazımı okuyanlar hatırlayacaklardır. Videolarımda da söyledim. Bir diğeri de yurt dışındaki sürgündeki gazetecilerin referanslarını kabul edip, onların haberlerini daha doğrusu kabullenip, onları refere ederek, onların haberlerini kamuoyuyla paylaşarak kamuoyunu bilgi sahibi yapmalılar. Üç konu benim çok önem verdiğim konu. Bir, HDP ile kesinlikle ve kesinlikle görüşmeliler. Hiçbir şey aldırmalılar. Kim ne derse desin, baş versinler. HDP ile mutlak surette fikir alışverişinde bulunmalılar. KYK'larla ilgili öyle af maf değil. Aynı Cumhurbaşkanımız seçildi, bizim adayımız. Aynı kanun hükmünde kararname ile KYK'ların hepsine tahliye ve bütün KYK'lılar görevlerine iade olunacak. Bakın, rahmetli Sinan Ateş'in en büyük başarılarından bir tanesi, bir tek MHP'li bürokratı dahi kimseye yedirmemiş. Evet, MHP'li olan, FETÖ'cülükle suçlanan bütün bürokratlarını çalışmış, çabalamış, görevlerine iade etmiş. %100. Bu büyük başarı. Sonra da böyle dürüst, böyle şerefli adamı tabii ki uyuşturucu baronları, devletin sırtından geçinenler, hırsızlar, asalaklar ortadan kaldırmak istediler. Bundan tabii ne olabilir? Bu, o dünyada böyle oluyor. Olmaması gerekirdi ama böyle oluyor. Ne yazık ki böyle oluyor. Canlarım, bazı asalaklar Sinan Ateş'in gerçekten çok dürüst, alışıldığı dışında bir milliyetçi anlayışa sahip olduğunu fark edememişler. Yani kendileri gibi olmadığını fark edememişler. Belli ki Sinan Ateş aslında ülkücü geleneğin hassosu olanlardan. Yani öyle mafya olanlardan değil. Gerçekten entelektüel birikimi olan, akademisyen. Evet, sahada entelektüel zor bulunur. Milliyetçi entelektüel zor bulunur ama belli ki entelektüel bir sağcı Sinan Ateş, belli ki dürüst, uyuşturucu baronlarıyla kavgası olan, gençlerimizin zehirlenmesini istemeyen, devletin soyulmasına karşı çıkan, partizanlığı asla kabul etmeyen, normal gelişmiş ülkelerdeki anlaşıldığı anlamda milliyetçi bir genç adam, dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu, temiz, ahlaklı bir genç adam. Ama MHP'nin içinde uyuşturucu baronlarıyla, mafyayla iş yapan siyasetçi, bürokrat, emniyetçi, mafya, kim varsa bu tür hırsızlar zannetmişler ki baştan galiba kafaya alabilecekler. Bana göre Türk sinemasının teknik olarak değil ama konu, senaryo ve oyunculuk olarak en büyük harikalarından biri Namuslu isimli filmdir. Ertem Eğilmez'in yönettiği, Başar Sabuncu'nun senaryosunu yazdığı, Şener Şen'in başrolde oynadığı o ünlü filmdir. Orada da hatırlıyorsunuz değil mi? Şener Şen'in namuslu olmasını kendi lehlerine kullanacaklar ve Şener Şen'den namussuz bir adam çıkarıp bütün yükü onun üzerine yıkacaklar ama çalınan parayı kendi keselerine, kendi ceplerine koyacaklardı. Umdukları gibi olmadı. Şener Şen namusluydu.
gerçekten namuslu bir memurdu. Gerçekten namuslu bir bürokrattı. Sonunda hırsızlar, yani Şener Şen'in namuslun, Şener Şen'in üzerinden para kazanmayı hesaplayanlar, Şener Şen'in namuslu bir adam olduğunu görünce galiba Erdal Özyağcılar ne dedi? Namusluymuş namussuz. Çünkü o tür insanlar için namuslular namussuzdur. Sinan Ateş'in namuslu olduğunu, dürüst olduğunu, oyunlarını fark ettiğini, oyunlarını çözdüğünü ve bütün hepsinin çanına ot tıkayacağını anladıktan sonra bu hırsız, şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz düzenbazlar Sinan Ateş'i ortadan kaldırdılar. Bakıyorum şimdi, kamuoyuna bakıyorum, medyaya bakıyorum, konuşulanlara bakıyorum, siyaset ortamına bakıyorum. Adeta İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı hariç herkes cinayeti biliyormuş. Onlar bilmiyorlarmış. Onlara herhalde ya nasıl olsa biliyorlardır diye haber vermemişler. Herhalde. Öyle görünüyor çünkü. Onlar habersiz gibi görünüyor. Ama canlarım, şaka bir tarafa. Márquez'in çok ünlü bir romanı vardır. Bizde roman Kırmızı Pazartesi adıyla yayınlandı. Bir pazartesi günü bir cinayet işlenecek. Kimin öldürüleceğini, kimin öldüreceğini herkes biliyor. Herkes biliyor ama cinayeti önlemek için kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Bilmezden geliyor ya da öyle söyleyelim. Evet, Sinan Ateş'in öldürüleceğini de neredeyse hepsi herkes biliyormuş. Hemen herkes biliyormuş. Bizler hariç tabii canım. Biz bilmiyoruz. Ama konuyla ilgili herkes cinayetin işleneceğini biliyormuş. Ama kimse Sinan Ateş öldürülmesin diye parmağını bile oynatmamış. Bizde Kırmızı Pazartesi adıyla yayınlanan romanın orijinal ismi işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü. Gerçek ismi o. Bizde de işleneceğini herkesin bildiği ama bilmezden geldiği bir cinayetin öyküsü diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama bizde başka bir şey var canlarım. Bizdeki cinayetin dışında bir başka şey daha var. Mesela bizde Sinan Ateş'in öldürüleceğini bilmesi gerekenler zaten biliyorlarmış, önlememişler. Ama bir başka konu. Ülkenin soyulduğunu muhalif, muvafık, siyasetçi, gazeteci, seçmen, iş adamı, mafya, herkes biliyor, bürokrat. Herkes ülkenin soyulduğunu biliyor. Ama hiç kimse ülkenin soyulduğunu bir türlü haykıramıyor. Efendim birkaç muhalif parti, genel başkanı bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama onların da hakkında öylesine ağır tazminat davaları açılıyor ki ve bazı hakimler öylesine vicdanlarını satmışlar ki ortada net hırsızlık olduğu halde hırsızlara değil, hırsızlığı ortaya çıkaranlara hüküm kesiyorlar, ceza kesiyorlar. Rezillik, skandal. Bence yani herkesin işleneceğini bildiği cinayet öyküsü gibi bizde de herkes soyulduğumuzu biliyor. Herkes soyulmaya devam ettiğimizin de farkında. Öyküyü de anlatanlar var ama öyküyü anlatanların neredeyse tamamı sürgünde. Burada bu öyküyü anlatanlar, bu soygunları anlatanlar, benim gibiler mesela, ya evlerine baskın yapılıyor ki ne muhalif gazeteciler söz ediyor, ne iktidar gazetecileri söz ediyor. Yine bakıyorum kaç gündür ülke ocaklarının gazetecilere saldırdığını anlatıyorlar, ben hariç. Benden tek kelimeyle söz etmiyorlar. Neden? Ya çünkü bilmiyorum herhalde yani. Herhalde tahmin ediyorum. Çünkü ben ne iktidara yakınım ne muhalefete yakınım. İktidar iyi yaparsa iyi yaptı diyorum. Muhalefet iyi yaparsa iyi yaptı diyorum. İktidar kötü yaparsa kötü yaptı diyorum. Muhalefet kötü yaparsa kötü yaptı diyorum. Yani at gözüyle bakmıyorum. Haklıya hakkını veriyorum. Haddini bilmene de haddini bildiriyorum. Herhalde bundan dolayı mıdır nedir? Ya beni az daha öldüreceklerdi diyorum ya. Benim bu bölgenin en güvenilir, en saygın tıp doktorlarından biri sevgili Ahmet Doğan, komşum, canlı tanık, jandarma
buradaki jandarma, canlı tanık. Şeyler var, üst komşumuzdaki kameralar var, canlı tanık. Ama abi muhalif olduğunu zannettiğim arkadaşlar bile yok ya, o kendi kendine saldırtmıştır dediler. Ne diyeyim ya? Şimdi de ama görüyorsunuz değil mi? HDP konusunda haklı çıktım. MHP konusunda haklı çıktım. Bahçeli konusunda haklı çıktım. İstanbul seçimleri konusunda haklı çıktım. Abi bana inanmıyorlar. Bana ne iktidar gazetecileri inanıyor, ne muhalif gazeteciler inanıyor. Ama bugüne kadar bir kere bile doğru söylememiş olan siyasetçilere inanıyorlar abi. Sürekli yalan söyleyen gazetecilere inanıyorlar. Neden böyle? Abi bende bir kusur var herhalde. Herhalde bende kusur var. Ya anlatamıyorum belki de, bilmiyorum. Belki dilim dönmüyor. Belki ifade yeteneğim kıt. Belki de çok kötü bir herifim ben. Sevimsiz, pis, nalet. Belki de bilmiyorum. Canlarım benim ya. Sayıyorlar işte şuna 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 saldırdı bu MHP'liler diyorlar. Benim adım belki geçecek o anda ve başkasına deyip geçiyorlar haliyle. Ya yok ya, adımı ansalar ne olur, anmasalar ne olur. Söylemek istediğim o değil. Canlarım, asıl söylemek istediğim şu. Güvenilir olmak istiyorsanız güvenilir olmanın gereklerini yerine getireceksiniz. Objektif olacaksınız. Birisine saldırıldıysa saldırının kimliğinden önce saldıranların neden, niçin saldırdıkları, yaptıkları vahşetin kabul edilemez olduğunu kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bana saldırıldığı için değil benim meselem. Ben farkındasınız. Bana saldırılmasa da benim gibi düşünmeyen birisine de saldırılsa derhal onun yanında yer alıyorum. Şiddetin her türüne karşıyım çünkü. Ama bizdeki arkadaşlar saldırılan insanın mağdur olduğunu bildikleri için saldırılan kendi işlerine geliyorsa ismini veriyorlar, onun yanında duruyorlar. Saldırıya uğrayan kendi mahallelerinden değilse ve işlerine gelmiyorsa o zaman hiç isim anmıyorlar, hatta görmezden geliyorlar. Böyle olmaz. Böyle olmaz. O zaman güvenilirlik, güvenilirlikleri kalmıyor. Canlarım, bu ülkenin insanları hepsi bizim. Hangi partiye oy verirlerse versinler bizim insanlarımız. İsterse AKP'ye yandaşlık yapsın gazeteci, gazetecidir. O kötü bir gazetecidir. Önünde sonunda mutlaka yasal ya da mesleki cezasını bulur ama asla şiddete uğramamalıdır. Benim gibi düşünmeyen, benim gibi yaşamayan, benim gibi inanmayan ben bir meslektaşımın ya da bir siyasetçinin ya da bir yurttaşın şiddete uğramasından azap duyarım ya. Kendime yapılmış saldırı gibi hissederim onu. Çünkü söz konusu olan insandır. Saldırılan insandır. A partili, B partili, X dininden, Y mezhebinden biri değildir ya. İnsandır, insan. İnsana sahip çıkacağız, insana. Memduh Bayraktaroğlu'nun ürkücüler evine kadar gelmişler. Öldürmeye kalkmışlar. Öldürmek istenen Memduh Bayraktaroğlu değil, önemli de değil. Önemli olan öldürmeye kalkan zihniyet, öldürülmek istenen zihniyet arasındaki demokrasi anlayışı, hukuk anlayışı farkı. Biz hukuka ve demokrasiye bağlıyız. Bizim gibi düşünmediği, bizim gibi yaşamadığı, bizim gibi inanmadığı halde bizim gibi demokrasiye ve hukuka bağlı olan herkesle el ele kol kola yürürüz. Bu kadar basit canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun ve tahammüllü olun. Sevgiyle, gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.